Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldin sevgili Fundalina. Hoş buldum. Yokluğun hissedildi. Ay çok tatlısın. Umarım öyle olmuş. Pazar sohbetinde herkes seni aradı. O zaman bir sonrakine katılayım ben. İnşallah diyelim. saçlarımla ilgili yorum artık bak tamam yani. Nasıl, güzel yapmış mıyım abinize? Güzel. Biraz uzadı da iyi oldu. Herkes beğendi. Güzel yorumlar geldi. Sağ olsunlar. Evlere servis yapılır. Bugün bir tane berber yakalanmış. Evet, kaçak kaç. Depoda. Saç keserken ya çok komik. Karantina günleriniz nasıl gidiyor? İyi gidiyordur umarız. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum programlarda. Umarım keyifli ve sıkılmadan bu günleri geçiriyorsunuzdur ve sokağa çıkmıyorsunuzdur inşallah. Bu sokağa çıkmama sürecinde de bir şey mi diyecektin? Yani biz birbirimizi yememeye çalışıyoruz. Birbirimizi görmezden gelmeye gayret ediyoruz evin içinde. Çünkü tabii sürekli birbirimizi gördüğümüz için ben sıkılmıyorum. Bir parça gözlerini böyle devirerek uzaklaşıyorsun zaman zaman benden. Yok öyle bir şey yok. Yani sizce ben öyle bir miyim? Yani bu evden çıkamadığımız günlerde bu özellikle akşamları biraz sıkıntımızı giderebilmek için günlük işleri bitirdikten sonra biz de film, dizi vesaire izliyoruz. Sevgili Fundalina'nın Fundalina.com blogunda paylaştığı Nisan 2020'de ne izlesek gibi bir yazı üzerinden size de bir tavsiye videosu çekelim dedik. Siz de faydalanın istedik blog yazısını okumayanlar için ama ben ama yine de okuyun, bırakacağım linkini. Bu son dönemde... Biliyorsun daha önce de konuşmuştuk. İzle ve öde platformlarına düşen vizyon filmleri vardı. Kesinlikle. Ve dolayısıyla oradan sekerek başka ortamlara da düşen. Biz de işte normal aboneliklerimizle ya da farklı yöntemlerle bu filmleri izlemeye çalışıyoruz. Sinemada izlemeyi isteyip de izleyemediğimiz filmler var. Onları izliyoruz. Doğru. Bunlardan ilki senin yazındaki de ilk film The Hunt. Evet, The Hunt filmi. Craig Zobel'in yönettiği aksiyon gerilim türünde bir film. Bize çok iyi geldi. Ben çok beğendim. Evet. Evet. Değişik. Trump'ın tepkisine sebep olmuş bir film aslında. Evet. Vizyon tarihinde biraz geciktirmiş Amerika'da. Ülkemizde gösterime girmedi diye biliyorum. Hı-hı. Yok girmedi. Girecekti ama galiba ya. İşte giremedi. Giremedi bir türlü. Trump şey dedi yani böyle filmleri izlerseniz toplumun ayarı bozulur falan, bunları hiç tasvip etmiyorum falan, böyle la 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 yaptı yine. Çünkü birazcık kendisine de dokunuyor filmin konusu. Çünkü... Dolayısıyla evet yani bir parça endişelenmekte haklı. Şimdi silah sevme olayı var Amerikalıların. Tabii çok yani. Ve çok kolay şekilde bireysel silahlanabiliyorlar. Ve üstelik zengin ve parası olanlar bunu tehlikeli bir şekilde de yapabilir. Bir de siz onların üstüne zengin, psikopat, silahlı ve manyak olduğunu... Bir grubu, seçkin ve elit bir grup bu tabii, evet. Amerika'da. Zenginler, pek çok şey yapmaya güçleri var. Kısacık konusunu anlatalım tabii, mı? Tabii. Böyle bir üst sınıftan bir grup var ve işte... sosyal medyada da bir söylenti olmuş. İnsanların sosyal medya konuşmaları sebebiyle avlandığı ve zenginler tarafından ne yapıldığı, yok edildiğine dair, avlandığına dair bir söylenti dolaşıyor. Tam da bu dönemde bir grup Amerikalı kaçırılıyor. Ve kaçırıldıktan sonra da işte o elit Amerikalı dediğimiz grubun hedefine giriyor. Ve hayatta kalma mücadelesini anlatan özünde... Bir film. Fakat insan avı şeklinde avlamaya çalışıyorlar. Sistem eleştirisi var içerisinde. Var. Basit bir film. Hani çok büyük beklentiler içerisine girmeyin. Sırf politik göndermeleri var diye. Ama bu basitliği de şu dönemde özellikle insana iyi geliyor. Gerilim dozajı çok iyi. Aksiyon sahneleri çok iyi. En azından bana iyi geldi. Espri şey yani komik. Bir yandan da tabii bayağı ki. Baya eğlenceli bir yandan bir film. Evet. Ben o kısmını da beğendim. Twistleri güzel. Doğru. Ters köşe yaptığı sahneler var. Onlar baya hoşuma gitti. Yani bu dönemde seyrettiğim yani kalburüstü filmlerden biriydi. Evet. Çünkü çok böyle çarçur film de var. Sırada da onlardan biri var galiba. Bir de ben Purge serisini sevenlere, o seriyi sevenlere varsa bundan da hoşlanacaktır diye düşünüyorum. Biraz aynı kafa, doğru söylüyorsun. Evet, Bloodshot'ımız var. Bloodshot var, başrolünde Vin Diesel ve Eliza Gonzalez'in
oynadığı, bu bir çizgi film uyarlamasıydı. Biz bayağı bir sıkıldık izlerken ama tabii yokluk zamanı, hani biz de bir izleyelim, aksiyon sahnelerine bakalım diyorsanız tercih edilebilir. Basın gösterimini de kaçırıp çok üzülmüştüm açıkçası, evet, gidemediğim için. Ben üzülmemiştim ama. Fakat gerçekten hani çok tahmin edilebilir, çok basit akışı olan. Aksiyonu Hasan abiniz biraz daha çok sevdi ama o yani bana işte da çok yeterli gelmedi. İyi bir, sağlam bir film izlemeyi beklerken beklentilerimin altında olan bir film izledim. Ortalamanın altında bir aksiyon filmi, evet, diyelim. Vin Diesel'in bir askeri canlandırdığı, aslında evet, hayata döndürülen fragmanlarında da işte özel bir yöntemle. Biliyoruz aslında genel konusunu. Karısının intikamını almak üzere bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat bir grubun eline geçiyor gibi gibi. Çok evet, da detay vermeyelim. Evet, yani orada şey var bir de. Orada da böyle ters köşeler var. Yani ilginizi çekerse. Bunu geçiyorum. Bu hiçbir yerde yok çünkü. Mürit filmi mi? Evet. Yok, evet ama yani. Güzel tabii ama yani sinemaların açılmasına. Ben basın gösterimini izledim ama onu da analım. Henüz herhangi bir yerde bulma şansınız yok. Fakat bu da bana çok iyi gelen bir filmdi. Farklı filmleri, farklı anlatımları seviyorum. The Lodge filmi. The Lodge. Mürit. Evet, Mürit filmi. Korku oyunculukları filmi çok iyiydi. Görsel anlatımı, akışı bana çok iyi geldi. Özellikle böyle kış sahneleri vardı. O kış sahneleri bile bana iyi geliyor bu ara. Yani bir yerlere denk gelirse mutlaka izleyin, aklımızda kaçırmayın. Aklımızda olsun, şu an yok ortalıkta. Evet. Bu süreçte izleyip en çok keyif aldığımız, aslında başlarında biraz acaba yoksa olmamış mı bu sefer deyip sonunda bayağı bir keyiflendiğim The Gentleman filmi var. Evet. Guy Ritchie'nin filmi. Yazıp yönetti. Bayağı iyi yine. Guy Ritchie çok, işte bildiğiniz. Çok çok iyi bir film. Bunda basın gösterimini kaçırmıştım ben. Fakat çok merak ediyordum. İzleme fırsatı bulduk. Bize çok iyi geldi. Klasik Guy Ritchie'nin öyle ilk başta vurarak gider Guy Ritchie. Hani akışta da tempoyu gittikçe yükseltir. Bu biraz ilk yarısından sonra evet, akışın evet, ve evet, o aksiyonun yükseldiği bir film olmuş ama akıllı bir film. Senaryosu iyi. Oyunculukları gerçekten üst düzeyde. Ve sizi alıp götürüyor bambaşka yerlere. Tam bir Guy Ritchie yapımı, şahane evet, olmuş. Aslında ben biraz tekrara düşüyor gibi geliyor bana Guy Ritchie. Eski filmleriyle çok benzeşen bir hikayesi, bir anlatımı var. Ama o bir filmlerde derdi var ama. Çok iyi. Aksiyon dolu bir derdi var adamın. Ama zaten işte o anlatım çok iyi olduğu için doğal olarak bu filmde iyi olmuş. Yani böyle birkaç yorum gördüm işte. Guy Ritchie'nin en kötü filmi, bunun daha kötüsü yapılmadı falan. Olur mu? Diye. Ne kötü filmler yok, yaptı çok, lütfen yani Guy Ritchie. Yani çok güzel bir film. Ben çok beğendim. Zaten Yıldızlar Geçidi gibi ben evet, söyleyeyim başlıca yıldızları filmdeki Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, ben çok severim onu zaten. Michelle Dockery, Colin Farrell ve Hugh Grant. Yani bu isimlerin hepsini çok severim. Ama burada parantez açmak gereken, ben kendi açımdan Matthew McConaughey'in performansına hayran kaldım. Hiç beklemem. O Amerikan yamuk ağzıyla inanılmaz bir iş çıkarmış. Colin Farrell'i apayrı bir yere koyuyorum. Evet, ben Colin Farrell diyorum, Farrell diyorsun. Senin söylediğin her zaman doğrudur. Yok canım. Tüm saygımla diyordu film boyunca. Ben de kendisine tüm saygımla diyorum. Çok iyiydi ya. Evet. Bak şimdi aklıma geldi, yine keyiflendim. Çünkü Guy Ritchie karakter derinliklerini çok iyi veriyor. Yani hani o karakteri gerçekten şurada hissediyorsunuz ve filmlerinde en az bir iki karakterle o duygusal bağı yakalıyorsunuz. Bir de hani bazı filmlerde, özellikle aksiyon ve gerilim filmlerinde bizi tatmin etmesi gerekiyor ya finali. Yani o kahramanlar da öne çıkıyor. Hı hı. O yüzden yine bu filmde de kendimizi tabii, tabii, hissediyoruz. Sofradan doymuş olarak kalkıyoruz. Evet. Direkt. Bu arada Colin Farrell dedik. Ha, Hugh Grant'ı da ben ekstra severim. Baba da yaşlanmış artık yani bayağı ama yine de keyifliydi onu görmek bir filmde. Evet, yani. Romantik filmlerin unutulmaz oyuncusu tabii, kendini bir parça aşmış. Çok tatlıydı. Çok keyifli bir film. The Gentleman çok çok tavsiye ettiğimiz filmlerden evet, biri oluyor bu listede. Bir başkası da Bad Boys for Life. Başrollerini Martin Lawrence ve kim? Will Smith'in oynadığı. Martin Lawrence değil mi? Yanlış söylemedim. Evet.
Buradaki şeyi de okuyamıyorum ben bir şekilde ama neyse. Senin gözlerine bir şey oldu. Evet. İlk kez 2000 yılında Michael Bay tarafından... 2000 miymiş? 2000'li yıllarda. 20 yıl olmuş. 20. yılda bir tekrar film. Tabii o zaman kahramanımız farklıydı. Şimdi birazcık olgunlaşmışlar bizler tabii, gibi. Tabii tabii aynen. Dolayısıyla hani eğer ilk filmi izlediyseniz bu bir parça size anlamlı gelebilir. İkinci filmde 2003 falan galiba. Evet evet ama hani 2003'teki yapım çok fazla tutmadı. Hı hı. İlk 2000 yılı yapımı müzikleriyle, hı hı hı, oyunculuklarıyla, enerjisiyle, espri oluşuyla, hı hı, bambaşka hani bir tat bırakmıştı belleklerimizde. Bu defa işte o kahramanlarımızın, o iki polisin, iki ajanın, hı hı, öyküsünün devamını izliyoruz. İkisi de bayağı büyümüş, olgunlaşmış ve tabii geçmişle ilgili bir takım hesaplaşmalar var. 20 yıl meslekte zaman geçirince de illaki düşmanlarınıza düşman ekleniyor. Tabii. Biraz hani akış bildik, temposu klasik. Yani çok fazla bir şey vaat etmiyor ama 2000 yılından 2020 yılına nasıl gelmişler derseniz bir şans verebilirsiniz. Ama hani ortalamanın altında bir film. Zaten Will Smith bu arada çok kötü filmler seçiyor. Herhalde o da böyle kariyerinin sonlarına aslında yaklaştı. Aslında Bad Boys sevenler için ben birkaç yorum okudum. Hani iyi gideri olmuş işte falan, evet, demişler ama ya ben aslında aralarındaki kimyayı, bağ çok yadırgamadım. Yani iyiydi. Tabii canım, bağları iyiydi. Uzun uzun sahneler. Yani çok, çok uzun anlatılmış. Yani evet. 15 dakika, ne bileyim 10 dakikada anlatılacak şey işte 25 dakikada anlatılmış gibi geldi bana. Biraz uzatmışlar çünkü 2000 yılında da öyleydi. Hmm. O tempoyu korumuşlar ama artık öyle bir sinema kalmadı. Her şeyi hızlı hızlı yaşamaya ve izlemeye alıştık. Dolayısıyla hani bu bir parça hani geçmişte kalan, hmm, akış ve kurgu gibi. Yani güzel, eğlenceli, sıkılmadık ama beklentilerimizi de çok karşılamadı diye. Yani gibi. İşte, evet. Şu zaman için doğru. Bir başka bu listedeki film de Vivarium. Onun, hı-hı, videosunu çekip paylaştım ben aslında. Ekleyeyim filmi yazıya ben. Lütfen. aslında söylemiştim ama neyse. Vivarium benim beklentilerim olan bir filmdi. Uzun zamandır beklediğim, pazar sohbetlerinde daha çekilirkenden haberini verdiğimiz bir filmdi. Doğrusunu isterseniz videoda da söylemiştim. Çok beklentilerimi karşılamadı. Ama, hı-hı, kötü de diyemiyorum bir yandan. Farklı bir biraz film. Sistem eleştirisi, yaşadığımız hayatlara dair metaforlar vesaire. Çok iyi film okurum deyip böyle bu alt anlamları çıkarıp metaforları okuyabilen arkadaşlar için keyifli bir deneyim olabilir. Hı hı. Ama benim gibi bazı sorulara cevap bulup, yine aynı şeyi söyleyeyim, sofradan doymuş olarak kalkmak isteyenler için biraz sıkıcı ya da anlamsız gelebilir. Ama kötü bir film değil. Yine de. Sorgulatıyor aslında film. Akış olarak hani her ne kadar yine keyifle izledik ama dediğin gibi hani açıkları çok vardı. Evet. Tam tatmin etmiyor ama akvaryum gibi bir hayatta yaşıyoruz. Evet, şehir, evet, hayatı biraz öyle. Orada da işte hani buna göndermeler, o kapana sıkışmışlık, labirent, evet, evet, gibi olan hayatlarımıza gönderme var. Fakat ondan sonra hoş bir noktaya değiniyor. İşte bizim tatmin olmadığımız noktalarda onlar. Hı-hı. Aslında onu biraz daha detaylandırsa iyi oyunculuklarla güzel akışa sahip, güzel, bir filmdi. Yani rahatsız edicilik seviyesi fena değil. O kapana sıkışmışlık ve o... Duygusunu iyi veriyor. Yalnız böyle hissetme. Böyle çıkışı olmayan bir labirentte yaşamaya çalıştığımız şehir hayatına güzel göndermeler var bir yandan. Evet. Anneliğe göndermeler tabii, cinsiyet var. Bazlı, kadın, erkek duygusallık davranışları. Temalı. Gördüğün gibi çok kafamızı çalıştırmış aslında. Tabii tabii, tabii. Hani o açıdan iyi ama hani bir böyle safkan bilim kurgu filmi diyemedim. Yok, duygusal bir film. Daha dram ağırlıklı. Yani ama öyle şöyle kaldım bir yani. Durum var. Yani bu tür filmlere de ihtiyaç var. Birazcık kafamızı kurcalayıp sorgulamamıza sebep olacak. Uh-huh. İşte bana o kadın erkek ayrımını çok güzel yapmış davranışlar ve o kafana kısılmışlık döneminde. O açıdan bana iyi geldi açıkçası. Ama bazı filmlerde deriz ya hani o şeyi, fırsatı kaçırmış diye. Hı-hı. Gerçekten kült bir yapım olmaya doğru giderken
o fırsatı kaçırmış yönetmen. Bu arada filmin başrollerinde diğer videoyu izlemeyenler için Imogene Poots ve Jesse Eisenberg'in olduğunu, her ikisinin aslında filmde çok kimse yok zaten. Jesse Eisenberg'i hiç sevmem bu arada. Evet ama iyiydi evet, yani. Evet filmde iyiydi gerçekten. Bir de daha bunun videosunda beraber yapmıştık. Apostle filmi vardı. Hı hı. Korku gerilim aksiyon daha da çok diyebiliriz. Gerilim. Sevenler, gerilim ağırlıklı. Dram yönü de vardı. Fantastik'te de hatta. Tabii. Evet, fantastik şimdi aklıma gelince. Gareth Evans'ın yönettiği filmde Dan Stevens, Richard Eflin, Paul Higgins ve bizim çok sevdiğimiz Michael Sheen rol alıyor. Ve hani o da iyi filmlerden biriydi. Netflix'te şu anda yayında. Evet, izleyin. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra birkaç kişi muhtemelen sizlerden biri izlemeyin, izleyen pişman olur gibi şeyler yazmış. Yok, ama canım. Bizde öyle bir duygu yaratmadı. Yok yok, görüntü yönetmenliği falan da güzeldi. Evet, heyecanlıydı. Bir parçaya kadar hani çok durağan, çok kendini tekrar eden de bir yapım kendi içinde. İngiliz yapımı, bir film, İngiliz oyuncular ağırlıkta. Zaten 1900'lü yılların başında İngiltere'de evet, geçiyor. Evet, bilinmeyen bir yerde İngiltere'de olduğunu Londra. Biliyoruz. Londra diyorlar mı? Bak orayı bile atlamışım. Ben yalnız filmde o zaman da videoda da söylemiştim. Birkaç kez telefonuma baktım yani. Evet. Sonradan toparladı. Kötü film değil. Netflix'te yakalarsanız, izlemediyseniz, eğer o janradan hoşlanıyorsanız ilginizi çekebilir. Çok yorum geldi. Funda ablayla Görünmez Adamı falan diye. Hadi yapalım madem şimdi. Yapalım. Hani özel video değil de. Görünmez Adam filmi biliyorsunuz Invisible Man başrolünde Elizabeth Moss'un Handmaid's Tale'den tanıdığımız Elizabeth Moss'un oynadığı yeni Görünmez Adam filmi diyelim. Ben hemen kısa bir özet geçeyim. Getirdiği bakış açısını beğendim. Farklı bir yani laboratuvar dışına çıkan farklı bir bakış açısıyla mevzuya yaklaşmış bir Görünmez Adam filmi izledim. Sıkılmadım. Keyifliydi. Güzel detaylar vardı. Funda ablanız sayesinde filmden yakaladım. Hoşuma gitti. Genel olarak iyi bir filmdi. Yani kötü bir Görünmez Adam filmi olmuş diyemem. Benim beklediğim türden bir Görünmez Adam filmi miydi? Tartışılır. O 2000'lerde çekilen bana daha çok hitap etmişti. Kevin Bacon oynuyordu başrolde. Ama bu da günümüze tam bir uyarlama. Yani, evet, bu da öyle. Önceki gibi bir film, bir mantığın olması hani biraz düşük kalıyor. Fakat bu günümüz teknolojileriyle karılmış olası bir hikayeydi. Bana da aslında eleştiriler geldi. Önceki daha iyiydi diye. Yani çok fazla katılmıyorum. Çok öncesini de hatırlamıyorum. Kitabını okumuştum. O yüzden bana iyi geldi bu film. Evet. Bir de Underwater var. Ben şimdi oyuncu Vincent Cassel başroldeydi. Bir de bizim Kristen Stewart adını unuttum. Başrolünde olduğu su altında geçen bir bilim kurgu filmi aslında. Evet, bilim kurgu gerilim yine. Yine hayatta kalma mücadelesi var. Aynen. Çok fazla böyle alien. Yani yeni Alien olacak mı diye söylendi zaten ama... Yok yani. Şimdi bu uzaktan yakından filmin geçmez. Konusunu sen anlatırsın tabii ki ama... Hani bir gökyüzündeki uzayda bilinmediğimiz noktalarla ilgili şeyler bizi merak ettiriyor ama... Denizin dibi, okyanusların altı da çok merak ettiğimiz bir konu. Bu Beyaz Perde'de de sık sık hani geçtiğimiz dönemlerde konu olarak ele alınmış bir tema... O açıdan bana iyi geldi film. Kötü değil. Sanat yönetimi çok iyiydi. Kostümler çok iyiydi. Oyuncular fena değildi. Yani eğer o tip filmlerden işte böyle hayatta kalma çabası, bilinmeyen bir yaratık vesaire. Ama denizin altı da çok güzeldi. Tabii bir de bu denizin altında olunca. Tabii bunu filmi şimdi Abyss diye çok eski bir kült bir film vardır James Cameron'ın. Yani onun üzerine... Böyle şey gibi geldi. Bu biraz daha basit geldi bana yani. Çok basit bir konu gibi kalmış. İzlenebilir. İyi bir film. Yani iyi, çok iyi diyemem. İşte fena değil tadında olabilir. Denizin altı konusunda tamamen katılıyorum. Tıpkı buzay boşluğu gibi. Denizin çok derinlikleri de ki Mariana Çukuru'nda geçiyor mevzu zaten ki asıl zaten benim tüylerimi diken diken eden o 11 bin metre derinlikte suyun altında nelerle karşılaşacağım.
biliriz'in. Hep merak ettim. Biraz da cevabını ver. Evet. Ya ucundan bile onu hatırlatması güzel. Aslında unuttuğumuz bir döneme denk gelmiştik. Çok fazla uzaydan gelecek tehlikelerle ilgiliydik. Dolayısıyla bu film de o dönem hatırlatma, o tehlikeleri de hatırlatması açısından kıymetli. Bu arada o Mariana Çukuru'nun içinde bir petrol ya da bir şey mi, maden çıkarma platformu var, üssü var. Evet. Orada işte bir takım garip olaylar. Aslında konuya da Palas Pandras giriyor yani film hemen başında. Tabii ilk başında bütün detayları anlatıyor. Bir limit var, o çıkarılması gereken... İşte petrol ve diğer madenlerle ilgili bir bilgi veriliyor. Fakat limitin çok üzerine çıkıldığı için alt taraftaki tesisler büyük bir tehlike altına giriyor. Ve işte ondan sonra olan oluşumlar ve işte bak şimdi bu filmde böyle düşününce şey hoşuma gitti aslında. Olası bir şey bu aslında. Yok, olası bir şeyin de ötesinde. Genelde bu tip filmlerde şöyle olur. Bir filmin ilk bir 45 dakikası falan... Böyle tek tek karakterleri tanırız. Onun bidi bidisine bakarız. Kitabı bidisi bebi hüsüne. Bunda hiç öyle bir şey yok abi. Basıyorsun boom diye film patlıyor direkt. Evet. O güzel bir şey bak. Evet. Hani karakterleri filmin içinde hallerinden tavırlarından çözümlüyoruz. Ya oyuncular daha da iyi olabilirdi. Karakter derinlikleri daha iyi olabilirdi. Ama orada ona odaklanmamış da çevrede olan bitene işte... Hayatta kalma mücadelesine odaklamış. Keşke karanlık da bir film. Hani o çevredeki canlıları, varlıkları olan bir tane her şeyi daha iyi görseydik. Ebis de özellikle hani oyuncular çok iyiydi Ebis ama çok detay görüyorduk. Alien'da da öyle çok fazla detay görüyorduk. Bunda öyle değil. Ama verdiği duygu temelde yine aynı. O dehşete düşme, yeni bir şeyler görme gibi. Yani meraklısına tavsiye edilir. Son tavsiyemiz ise filmler noktasında Asfaltın Kralları. Evet. Ford vs. Ferrari. Başrolünde Christian Bale ve Matt Damon'ın oynadığı. Ve Matt Damon'ın döktürdüğü. Tamam. Ben izlemedim. Sen bir şeyler söyleyebilirsin. Güzel bir film. Bir dönem filmi. Özellikle hani o dönemi merak edenler, formula yarışlarına meraklı olanlar... İşte o araçların tasarımlarına meraklı olanlar, o dönemde kapışmalar nasıldı merak edenler mutlaka izlesin. Ben Christian Bale'in oyunculuğuna çok takmıştım. Evet, filmden o yüzden sonra ben de çok abartılı gelmişti. Çok kovboyvari bir karakter tabii ki hani oynadığı karakter öyle ama onu çok fazla göze sokarak o doğallığını da yitirmişti. O yüzden hoşuma gitmemişti. Ben her zaman Ferrari'ci oldum. Tasarımdan yana oldum. Ama orada da çok o dönemi çok iyi yansıtan güzel göndermeler var. Bu açıdan yani arabaları seviyorsanız, araba yarışlarına, tasarımlara meraklıysanız o da mutlaka izlemeniz gereken bir film. Rahatça da bulabilirsiniz bir sürü yerde bu filmi. Yani ben sen hem Christian Bale'in abartılı oyunculuğuna laf edince hem de filmin içindeki bazı sahnelerin çok net olarak Oscar'a oynamak için çekildiğine dair yorumlarından sonra hep öteledim. Ya başka zaman izlerim falan, bir de uzun galiba. Bayağı uzun bir film, evet. Yani bu izleme listemiz. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar ya da bilmiyorsunuz ben her ay vizyona çıkacak filmleri yazarım blogumda. Tabii. Senelerdir. Ya onun videolarını da çekiyorduk ya. 10 sene oldu. Şimdi yazmayınca da kendimi tuhaf hissettim. Halbuki yine izleyebileceğimiz şeyler var. O amaçla bu yazıyı kurgulamıştım. Umarım sizlere de bir faydası olabilir. Henüz izlemeyenler için mutlaka bir yol gösterici olmuştur. Bu arada benim YouTube kanalıma da arkadaşlar üye olabilir mi? Şimdilik boş duruyor ama ileride boş durmayabilir. Şurada aşağıda bir yere... Ekmek. Yani benim de kendime bir faydam olsun. Geçen gün reklam aldıydık şimdi. Neyse tamam, paraları yatırırsan oluruz. Maaşları yani. Seni seven beni de sevsin o zaman. Ya benim korkum şu yani, korkarım. Seni benden daha çok seviyorlar zaten. Yok canım, öyle bir şey yoktur. Peki, umarım bu film listesi biraz böyle derdinize derman olmuştur. İzlemediğiniz filmler hakkında
aklınızda bir fikir oluşmasına sebep olmuştur diyelim. Ve bizi izlediğiniz için çok teşekkür edelim. Bir başka yine sevgili Funda Lina ile bir başka videoda sizlerle görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın diyelim. Hoşça kalın. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar.